Arkadaşlar merhabalar. Ben Ali Cumhur Koyuncu. Sizinle orijinal yayınları 10. sınıf Matematik Soru Bankası'nın 2. dereceden denklemler konusunun 13. testini beraber çözeceğiz. Biri sorumuzda A üçgen B eşittir. A çarpı B şeklinde tanımlanıyor. Örneğin 5 4 vermiş bize. 5 çarpı 4 bu da 20 şeklindedir diyor. Buna göre ifadesinin denkleminin büyük kökü kaçtır demiş. 85 eşit. Arkadaşlar o zaman 2x eksi 3 çarpı nasıl yazabiliriz biz bu ifademizi? 4x artı 1 diye yazabiliriz. Eşittir 85'miş. 2x de 4'ü çarparsak 8x'in karesi olacak. 2x de 1'i çarparsak artı 2x. Eksi 3'te de 4'ü çarparsak eksi 12x. Eksi 3'te de 1 çarptık. Eksi 3 eşittir 85 oldu. Şuradan 8x kareyi yazdık. Eksi 10x oldu. 85 de buraya çekersek arkadaşlar bizim için ne gelecektir? Eksi 88 eşittir 0 olacaktır. İfademizde büyük kökü bulmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Çarpanlarını ayırmamız lazım. Şurayı bir 4x'e 2x diye alırsak 2 kere 4 8 x x çarpı x kare oldu. Peki. Şurayı da 11 ile 8 alalım. Bakın. Acaba ne gelecek arkadaşlar? Nereye eksi alalım? Burası eksi olsun. Çapraz çarptığımızda eksi ne gelecek bizim için? Bakın 4 çarpı 8'den eksi 32 x. 2 x'e de 11'i çarptığımızda artı 22 x. Toplamı eksi 10 x oldu. Ortayı veriyor mu? Veriyor. O halde ifademizi yatay olarak arkadaşlar ne yapacaktık? Toplayıp çarpacağız. Yani bizim için ifademiz aslında şuradan yazmaya devam edelim. 4 x artı 11 çarpı ne gelecektir? 2x eksi 8 eşittir 0 olacak. Burayı 0 yapan değerimiz ya şurası veya şurasıdır. 4x artı 11 eşittir 0'dan 4x eşittir eksi 11. x eşittir eksi 11 bölü 4 gelecek. Ve diğer taraftan 2x eksi 8 eşittir 0'dan 2x eşittir 8'den x eşit ne gelecek? 4 gelecek. Arkadaşlar köklerimizi bulduk. Soru bizden büyük kökü istediği için ne olacak cevabımız? Artı 4 olacaktır. Testimizin ikinci sorusu. Üçgen içerisinde x'i x çarpı x, x artı 3 x çarpı x artı 4 dörtgendekini ve beşgendekini de arkadaşlar içinde yazılanın 5 fazlası kadar arttırıyor. Şeklinde tanımlanmış. Eşitliğini sağlayan değerler x1 x2 x1 küçük x2 olduğuna göre x1 değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar Şuradan biz bu ifademizi üçgen içerisinde x'e nasıl yazabiliriz? x çarpı x artı 3 diye yazabiliriz. Artı. Şu ifademizde yukarıda verildiği gibi x çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Eşittir. İçeride yazılanı ne eklememiz lazım? Artı 5 eklememiz lazım. Yani 2x artı 2 5 artıracağız. Çünkü bize şeklimiz bunu söylüyor. Şuradan x'i dağıttığımız zaman x'in karesi artı 3x artı x'i dağıttığımız zaman x'in karesi artı 4x eşittir 2 x artı ne gelecektir? 7 gelecektir. Düzenlersek ifademiz arkadaşlar şuradan x kare x kare daha 2 x kare olacak. 3 x 4 x daha bizim için 7 x gelecek. Eşittir ne geldi? 3 x'leri yazdık. 4 x yazdık. x kareleri yazdık. 2 x artı 7 oldu. Şunu da buraya çektiğimizde 2 x kare eksi 2 x gelecek bu. 7 x'ten 2 x çıkarsa artı 5 x olur. Eksi 7 eşittir ne gelecektir? 0. Arkadaşlar ifademiz çarpanlarına ayıralım. Şurayı 2x ile x'in çarpımı olarak. Şurayı da arkadaşlar 7'ye 1 olarak alalım. Şurayı ne alacağız? Şurayı artı alalım. Burayı eksi alalım. Çapraz çarptığımızda bakın eksi 2x. Şurayı çarptığımda artı 7x. Toplam ne geldi? 5x oldu. Ortayı veriyor mu? Veriyor. Ardından yatay olarak ne yapacaktık? Toplayıp çarpıyoruz. x eksi 1 çarpı. Diğer taraftan 2x artı 7 eşittir 0 geldi. Peki. Şurayı 0 yapan değerimiz x eksi 1'in 0 oluşu. Yani x'imizin ne gelmesi lazım? 1 gelmesi lazım. Bir de burayı 0 yapan değer var. 2x artı 7 eşittir 0'dan. 2x eşittir eksi 7. Ve x eşittir ne geldi? Eksi 7 bölü 2 gelecektir. Arkadaşlar bakın. Küçük olan neydi bizim için? X1'di. Büyük olan nedir? X2'dir. O zaman X1'imiz ne gelecek? Küçük olan yani eksi 7 bölü 2 gelecektir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Tanımlamalar vermiş permütasyon ve kombinasyonla ilgili. ABC sayıları verilmiş bize şeklinde tanımlanıp denklem veriliyor. Buna göre denklemin köklerinin küpleri toplamı kaçtı. Peki. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar 4 faktöriyelimizin biz ne olduğunu 24 olduğunu 3 faktöriyelimizin ise 6 olduğunu biliyoruz eksi. Permütasyon 3'ün birlisinin her zaman neye eşit olduğunu biliyoruz? 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Eşittir dedik. 24'ü e 6'ya böldüğümüzde 4. 4 eksi ne gelecek? 1. Bizim A sayımız ne olacaktır? Artı 1 olacak. B'ye geldik arkadaşlar. Bakın şu ifadeyi bir düzenleyelim buradan. Kök 16 4'tür. 5 4 daha ne gelecek? 9. Kök 9 olacak. Bakın şurası şuranın tamamı. Kök 9'umuz da 3'e eşittir. Artık şuradan giderse bizim için B dilimiz ifade. Kök 6 artı 3. Eksi 38 üzeri 0 gelecek. Burası ne geldi? Kök 9 geldi. Kök 9'umuz 3'tü arkadaşlar. 38 üzeri 0 sayı. Üzeri 0 daima 1'dir. Çıkartırsak ne gelecek? 2. O halde B sayımız ne oldu? 2 oldu. Geldik C'ye bakın. C'yi şöyle biraz uzun uzuna yazalım. Şu küpler giderse ne kaldı bizim için C sayısı için? Eksi 4 kaldı. Kombinasyon 4'ün üçlüsü. Arkadaşlar özelliğimiz de permütasyon kombinasyonu çok iyi biliyorduk. N'in arkadaşlar n eksi bizim için kombinasyonda her zaman neydi arkadaşlar? N'e eşit. Yani 4'ün üstlüsü 4'e eşit olacak. O halde eksi 4 yazdık. Ne geldi? Eksi 8. Yani C sayımızda eksi 8 oldu. O zaman verilen denklem arkadaşlar x'in karesi a 1'dir. Yazmaya gerek yok. Artı b 2'dir. 2x. C'miz ne geldi? Eksi 8 eşittir. 0 oldu. Köklerini bulup küplerini toplamamız lazım. Peki. Şurası x'e x. Arkadaşlar şurayı ne alabiliriz biz? E, 4'e 2 alabiliriz değil mi? Burası pozitif burası negatif olsun. Çarpımlar eksi 8'e. Çapraz çarptığımızda eksi 2x. Burası da artı 4x burayı veriyor. O halde ifademiz x artı 4 çarpına gelecek. x eksi 2 eşittir 0 olacaktır. O zaman birinci kökümüz eksi 4. İkinci kökümüz ne gelecek buradan arkadaşlar? Şurayı 0 yapan 2 değeri gelecek. Bize diyor ki köklerinin küplerini toplayın. Eksi 4'ün küpü ile Neyi toplamamız lazım? 2'nin küpünü toplamamız lazım. Eksi 4'ün küpü eksi 64. 2'nin küpü 8. Toparlarsak ne gelecektir? Eksi 56 olacaktır. Dördüncü sorumuz. ABC dik üçgeninde A açısı 90 derece. Arkadaşlar diyor ki bize AH diktir BC. AH yüksekliği 2x birim. Yani şurası 2x birimmiş. Peki. HC uzunluğu şurası arkadaşlar neymiş? 2x artı 3 birimmiş. Ve BH dediğimiz uzunlukta da x artı bir birimdir. Devam ediyoruz. Yukarıda verilenlere göre diyor ki x değeri kaçtır? Arkadaşlar bizim için neyi biliyorduk biz? Burada bir öglit var değil mi? Şimdi şuranın karesi yüksekliğin karesi eşittir. iki dik kenarın çarpımıydı. x artı 1 çarpı neydi bizim için? 2x artı 3'tü. Peki. Dedik ki Buranın karesi 4x kare eşittir. x ile 2x'i çarparsak 2x kare. x ile 3'ü çarparsak 3x. 1 ile 2x'i çarparsak 2x. Ve 1 ile de 3'ü çarparsak arkadaşlar artı 3 gelecek. 2x kareyi buraya attığımızda 2x kare kalır. 3x ile 2x'in toplamı 5x'tir. Şu tarafa attığımızda eksi 5x gelecek. Ve arkadaşlar elimizde 3 var. Eksi 3 eşittir 0 oldu. Bakın 2x'in karesi. Eksi 5x eksi 3 eşittir 0. Şurayı 2x'e x arkadaşlar. Şurayı 3'e 1 diye ayırırsak. Şurası eksi burası artı olsun. Eksi 6x artı x. Toplam buraya veriyor mu? Veriyor. O zaman yatay olarak alalım. x eksi 3 çarpı ne geldi bizim için? 2x artı 1 eşittir. 0 oldu. Şurayı 0 yapan x değerimiz artı 3 gelecek. Şurayı 0 yapan x değerimiz 2x artı 1 eşittir 0'dan. 2x eşittir eksi 1. x eşittir eksi 1 bölü 2 gelecek x eksi 1 bölü 2 olamaz. Çünkü uzunluktur arkadaşlar. Uzunluk negatif olamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Artı 3 olacaktır. Beşinci sorumuz arkadaşlar. A ve x birer gerçek sayı olmak üzere x'e bağlı bir bilinmeyenli ikinci dereceden denklem a eksi 1 çarpı x kare eksi 3 çarpı a eksi 1 çarpı x artı 18 şeklinde tanımlanmış. Peki arkadaşlar bu denklemin çakışık iki kökü olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtırılıyor. Bakın. Şurada A-1'e bir ifade söyleyelim. Ne olsun arkadaşlar? M gibi bir sayı olsun bizim için. Peki. M gibi bir sayı olsun bizim için. M gibi bir ifade olsun. O zaman ifademiz neye dönecek? Bakın. Arkadaşlar. M çarpı x'in karesi. Eksi 3m çarpı x artı 18 eşittir 0'mış. Peki. Çakışık iki kök varsa burada delta'nın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Delta'mız neydi? B kare eksi 4ac idi değil mi? İkinci derecenin denklem formatta daha rahat yazarız diye bu şekilde verdim. Yoksa a'lar karışacaktı. B dediğimiz arkadaşlar eksi 3m'nin neyi karesi? Eksi 4 çarpı a dediğimiz m ve c dediğimiz ne geldi bizim için? 18 geldi. Eşittir sıfır diyeceğiz. Şuradan eksi 3m'nin karesine geldi. 9m'nin karesi. Eksi 4 çarpı 18'den de 72 m eşittir 0 oldu. Şurayı bir 9 m parantezine çekersek m eksi 8 eşittir 0 olacak. Burayı 0 yapan m değerimiz ya 0'dır veya şurası 0'dır değil mi? Yani m eksi 8 eşittir 0'dan m değerimiz ne geldi? Artı 8 geldi. İki tane durum söz konusu artık. Devam ediyoruz. M, neye biz m dedik arkadaşlar az önce? A eksi 1'e. O zaman a eksi 1 eşittir 0'sa A değerimiz ne gelebilir arkadaşlar bizim için? A eksi 1'i 0 dedik. A değerimiz 1 gelebilir. Peki. Diğer taraftan arkadaşlar dedik ki bakın 8 olabilir. A eksi 1 eşittir 8 ise A değerimiz ne gelebilir? 9. Şimdi biz A'nın bir değerini alamayız. Çünkü buraya 1 yazarsak 0 çarpı x kareden 0 olur. E, bu da ikinci derece bir denklem veremez. O halde A 9'dur bizim için. Yerine yazdığımızda 9'dan 1 çıktı arkadaşlar. 8 x'in karesi. Eksi. 3 çarpı bakın burada ne yazdık? 9 yazdık. 9'dan 1 çıktı bizim için 8 oldu. Eksi 3 ile 8'i çarparsak 24 x artı 18 eşittir 0 gelecek. Buradan bizden istenen ne? A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı. Bakın denklemi bu hale getirdik. A'nın değerini istiyormuş soru. Çok uzattım ben. Galiba Adana olacak o zaman. Cevabımız ne gelecektir? 9 olacak. Çünkü bir değeri de alamıyoruz. Testimizin 6. sorusu. Yukarıda şekilde dikdörtgenin kenarları 5 eşit parçaya bölünerek bir kısım boyanmıştır diyor. Bu bölgenin alanı 10.08 birim kare olduğuna göre, boyalı alanın, boyalı alan arkadaşlar, x kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi şurayı farklı bir renkle almak istiyorum şöyle. Şu uzunluk eğer x artı 3 ise tamam. Burası nedir bizim için? X artı 3 bölü 5'tir değil mi? Şu uzunluk da bizim için x artı 2 bölü 5'tir. Çünkü her biri 5 parçaya bölünmüş. Burada aynı, burada aynı, burada aynı, burada aynı. Şurada bir tane bölgenin alanı. Ben buraya a demek istiyorum. Şu a'nın a bölgesinin tamamının alanı bizim için x artı 2 bölü 5 çarpı ne demektir? x artı 3 bölü 5 demektir. Peki. Şuraya dikkat ettiğimizde. Şurada a, 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 a ve a diyebiliriz değil mi? Peki. Şuradan kaç geldi? 3-5 tane A'mız var. Şurası sıkıntı bizim için bakın. Burası bu bölge bizim için sıkıntı. Şimdi bu bölgeyi nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bakın şuradan bir daha kalemin rengini değiştirelim sizin için. Ben şuraya bir A dersem, şuraya da B dersem, küçük A ile B'nin toplamı bizim büyük alanımızı verdi mi? Verdi. Arkadaşlar şurası A ise burası da A'dır bizim için değil mi? Peki. Şurası nedir? B'dir o zaman. Bakın şu A artı B neydi? Büyük alanda bizim için. O halde şuranın tamamı bu sıkıntı olan dediğimiz yerin tamamı da nedir? A'dır bizim için. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane A'yı istiyor soru bizden. 6 A'nın 10,08 olduğunu söylemiş. O halde biz de bunu 6 çarpı A yerine artık x artı 2 bölü 5 çarpı x artı 3 bölü 5 yazabiliriz. Bunu da biz arkadaşlar 1008 bölü 100 diye yazalım. Bakın. Şu ifademizde 5 kere 5 25'tir. 25 ile sadeleştirdiğimizde burası ne gelecek? 4 gelecek. Bir işler dışlar yaparsak 6 kere 4 ne geldi? 24 eşit. 24 çarpı x artı 2 çarpı ne geldi bizim için arkadaşlar? x artı 3 Bu da eşittir. Ne oldu bizim için? Son durumda 1008 oldu. Peki. Her tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde bakın. Şöyle 3'e böldük. Ne geldi? 8 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 oldu. Şurayı da arkadaşlar 3'e bölersek galiba 336 gelmesi lazım. Peki. Dedik ki bir daha sadeleştirelim. Şurayı da 8'e böldüğümüz zaman arkadaşlar bizim için x artı 2 çarpı dediğimiz x artı 3 ifademizin eşiti. E, 336'yı 8'e böldüğümüzde galiba 42 gelmesi lazım arkadaşlar. Bakalım umarım doğru yapmışızdır. Şuradan arkadaşlar x'i içeriye dağıtırsak bakın ne gelecek bizim için x'in karesi x ile 3'ü çarptık artı 3x. 2 ile x'i çarptık artı 2x. Ve son olarak da 2 ile 3'ü çarptık artı 6 eşittir 42 dedik. 42'yi buraya aldığımızda x kare artı 5x. Arkadaşlar eksi 42 diye gelecek. 6 çıkartırsak ne olacak bizim için? Eksi 36 eşittir 0 oldu. Şurayı x'e x. Burayı 9'a 4 diye ayırdığımızda bakın iyi izleyelim. Şurası artı 9 burası eksi 4 olacak. Çünkü eksi 4 x de artı 9 x'i topladığımızda bize artı 5 x'i verecek. Bundan sonra yatay olarak alıyorduk. x eksi 4 çarpı ne geldi? x artı 9 eşittir 0 oldu. Şuradan x değerimiz ya 4'tür. x değerimiz ya da arkadaşlar eksi 9 gelecek. Eksi 9 olamaz çünkü x bizim için bir uzunluk demektir arkadaşlar. O zaman biz pozitif olan neyi alacağız? 4'ü alacağız. 7. Sorumuz arkadaşlar Furkan Bey kilogram fiyatı x kare artı 5x artı 10 TL olan peynirin 300 gramına 4x x 2 TL ücret ödemiştir. Buna göre yarım kilogramın fiyatı kaç TL'dir? Yani 500 gramı istiyor bizden. Arkadaşlar dedik ki 1 kilogram ne demektir? 1000 gram demektir. Bu da x kare artı 5x artı 10 lira demektir. Peki 300 gramına para ödemişiz. 300 gramı ne demektir bizim için? A, A lira olsun bizim için bilmiyoruz. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak buradan bakın 1000A eşittir. 300 çarpı x'in karesi artı 5x artı 10 TL'ymiş. Şuradan 2 0, buradan 2 sildik ve her tarafı 10'a böldüğümüzde bizim için A dediğimiz yani 300 gramın fiyatı 3 çarpı x'in karesi artı 5x artı 10 bölü 10 geldi. Bu 300 gramın fiyatı peki. 300 grama ne kadar ödemiş arkadaşlar aslında? 4x-2'de ödemiş değil mi? İşler dışar çarpım yaparsak şuradan. Hatta şöyle yukarıya alalım. 3x kare. 3 içeriye dağıtalım. Artı 15x. 3 çarpı ondan da artı 30 geldi. Eşittir. 10 ile 4'ü çarparsak 40x. 10 ile de arkadaşlar eksi 2'yi çarparsak eksi 20 gelecek. Bakın. Hepsini şuraya topladığımızda. 3x'in karesi. 40x buraya eksi 40x diye gelecektir. 15'te buradan eksi 25x oldu. Eksi 20'yi de buraya artı 20 diye alırsak artı ne gelecek bizim için arkadaşlar? 50 eşittir 0 olacak. Buradan x'i bulup yerine yazdığımızda bulduğumuz ifade 1 kilogramın fiyatı olacak. Bunu da 2'ye bölersek yarım kilogram bulmuş olacağız. Peki arkadaşlar şu ifademizde bakın dedi ki bir çarpanlarına ayıralım. 3x'e x diye ayırdık arkadaşlar bakın burayı. Dedik ki şurası eksi 10 burası artı 5 olsun. Çarpımlar hatta şurayı da arkadaşlar ne alalım ne alalım diye düşünüyorum. Şurayı 10 alalım biz eksi 10. Şurayı da 5 alalım. Eksi 5 olsun bizim için. Çarpımlar burayı versin. Bakın çapraz çarptığımızda eksi 15 x. Eksi 10 x toplam burayı veriyor. O zaman 3 x eksi 10 çarpı ne gelecek ifademiz? x eksi 5 eşittir 0 olacak. Dedik ki Buradan arkadaşlar x değerimiz bizim için ne gelecektir? 10 bölü 3 veya x değerimiz ne gelecektir? Artı 5 gelecek. Peki 5'i yerine yazdığımızda 1 kilogramın fiyatı ne gelecek bizim için? 5'in karesi 25 artı 5 çarpı 5 artı 10 TL gelecektir. 25, 25, 50, 10 daha ne oldu arkadaşlar? 60. 1 kilogram 60 ise 0,5 kilogram yani yarım kilogram ne kadardır? 30 liradır. Yarısı 30 liradır. O zaman nerede cevabımız arkadaşlar? A şıkkında olacak. X'in 10 bölü 3'ünü yerine yazmadım. Çünkü arkadaşlar yazdığımızda burada bakın tam bir değer bulamayacağız. Bulamayacağımız için yerine yazmadık. İsterseniz bunu da deneyebilirsiniz. Çünkü şıklar bizim için tam sayı. Direkt tam sayı denedik ve cevap geldi bizim için. 8. sorumuz arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. Peki. Şuradan hepsini buraya çekersek x'in karesi eşittir bizim için 4x artı 2 gelecek. Denklemi köküne yapardı. Denklemi sağlamak zorundaydı değil mi arkadaşlar? O halde x1'i yazarsam yerine x1'in karesi eşittir 4x1 artı 2 gelecek. Yani biz şunun yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? 4x1 artı 2 yazabiliriz. Bir de ne var bizim için? Artı x1 çarpı x2 var. Artı 4 tane x2 geldi. Peki soru bizden bunu istiyor. Sorulan bu. Şuradan kökler çarpımı var bakın. X1 çarpı X2'yi biz nasıl bulabilirdik? C bölü A'dan eksi 2 gelecektir. Şurası eksi 2'ymiş. Peki. Şurada 4 X1 var. 4 X2 var. 4 parantezinde X1 artı X2 yazabilir miyiz? Artı 2 eksi 2 geldi. Zaten bunlar 0 gelecek. Kökler toplamımıza baktığımız zaman X1 artı X2 dediğimiz ifade X B bölü A'dan ne gelecektir? 4 gelecek. O zaman biz buraya 4'ü yazarsak 4 çarpı 4 artı burası 0 geldi zaten. Ne oldu arkadaşlar? 16 olacaktır. 9. sorumuz ABC üçgeni verilmiş. AB uzunluğu x artı 5'miş arkadaşlar. Şurası x artı 5'tir. BC uzunluğu x eksi 2'dir. Peki AC uzunluğu da x artı 6'dır. Verilenlere göre x kaçtır diyor. Bakın Pisagor bağıntısından iki dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. O zaman x artı 5'in parantez karesi artı x eksi 2'nin parantez karesi eşittir. x artı 6 yani hipotenüsün karesi olacaktır. Şurada tam kare açılımında birincinin karesi artı 1 ile ikinci çarpımı 2 katı. 12 artı ikincinin karesi 25 artı. Diğerinde de birincinin karesi eksi 1 ile ikinci çarpımı 2 katı. 2x'in 2 katı 4x artı 4 eşittir. Birincinin karesi x kare artı 6x'in 2 katı 12x artı 36 gelecek. Peki arkadaşlar şuradaki bir tane x kareyi silelim biz. Şuradan ne kaldı bizim için? X kare kaldı. Artı diyoruz. 10x burada. x 4x burada ne oldu bizim için? Artı 6x kaldı. 25 4 daha ne oldu? 29 oldu. Eşittir. Bu taraftan 12x artı 36 geldi. Bakın hepsini buraya çektiğimizde x'in karesi artı 6x var dediğimizde eksi 12x artı 29 ve eksi 36 eşittir 0 olacak. Buradan da x kare eksi 6x 29'dan 36'yı çıkartırsak arkadaşlar eksi 7 gelecektir. Bu da 0 olacak bizim için. Şurayı x'e x, e x 7'ye 1 alabiliriz. Eksi'yi artı alırsak çapraz çarpıp topladığımızda burayı veriyor mu? Veriyor. Yatay olarak aldığımızda x artı 1 çarpı ne geldi bizim için? x eksi 7 geldi ve bu da ne oldu? 0 oldu. Burayı 0 yapan x değerimiz eksi 1'dir. Veya arkadaşlar x değerimiz nedir? Artı 7'dir. Biz x'in eksi 1 değerini kabul edemeyiz. Çünkü uzunluk olarak almamız lazım. Şurada eksi 1 yazdığımızda uzunluğumuz eksi 3 gelecek. Bakın sağlamıyor değil mi? Uzunluk negatif olamaz. Dolayısıyla x değerimiz ne gelecek? Artı 7 gelecektir. 10. sorumuz arkadaşlar. N, R eleman doğal sayı olmak üzere. Permütasyon N'in r'lisi ise N faktörel bölü N eksi R faktöreldir. Buna göre 28 ise N kaçtır diyor. Arkadaşlar biz şu ifademizi N faktörel bölü N eksi 2 faktörel şeklinde yazabiliriz değil mi? P'nin ikilisini artı Arkadaşlar n artı 3 faktöriyel değil mi? Şurası bölü n artı 3 eksi 1'in neyi? Faktoriyeli eşittir 28'miş bizim için. Biraz daha düzenleyelim. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel de yazabilirim ben burayı. Bölüne geldi? n eksi 2 faktöriyel. ile bir azaltı azaltı açabilirdik. Artı. Şurada ne var bizim için? Bakın şu üst tarafı bir düzgün yazalım isterseniz. n artı 3 faktöriyeldi. Bölü 3'ten 1 çıktı. n artı 2 faktörel kaldı. Peki biz şunu da arkadaşlar nasıl yazabiliriz? N artı 3 bir azalttık. N artı 2 faktörel bölü N artı 2 faktörel dedik. Eşittir. Bakın şunlar gitti bizim için. Şuradan N eksi 2 faktöreler de sadeleşti. N çarpı N eksi 1'i dağıttığımız zaman ne gelecektir? N'in karesi eksi N gelecek. Şurada ne kaldı? Artı N artı 3 eşittir 28'miş. Eksi artı N'ler giderse n kare bakın 28 ya 3'ü buraya attığımızda ne gelecek artık 25 gelecek. Bu o zaman arkadaşlar doğal sayı dediği için n değerimiz ne gelecektir? n karemiz 25'ten 5'in karesi olacak. n değerimiz artı 5 gelecek. Biz buradan eksi 5 değerini kullanabiliriz. Kullanabiliriz ama doğal sayı dediği için alamayacağız. Dolayısıyla cevabımız değişik olacaktır. 11. sorumuz denklemin çözüm kümesi aşağı tekrardan hangisidir? Denklemi bir düzgünce yazalım. x kare. x'i dağıtırsak içeriye arkadaşlar. Eksi mx Değil mi? Ne gelecek bizim için buradan? Eksi mx. Eksi dağıtırsam artı n olacak. X ile çarparsam artı nx gelecek. Eksi m çarpı n eşittir 0 oldu. Şurayı x'e x. E x M'ye n alalım. Arkadaşlar şurayı eksi burayı artı alırsam bakın. Artı nx eksi mx. Ortayı veriyor mu veriyor. O zaman yatay olarak x eksi m çarpı x artı n eşittir sıfırdan. x değerimiz buradan m gelecek. Burayı sıfır yapan değerimiz veya x değerimiz burayı sıfır yapan hangisi? Eksi n değeri olacaktır. Soru bizden çözüm kümemizi istiyor. O zaman eksi n ile artı m olacak bizim için arkadaşlar. Bu da nerede bizim için? Eksi n ile artı m dediğimiz ifade D şıkkındadır. Testimizin 12. ve son sorusu. Bir kafeteryada iki farklı boy bardakla çay servisi yapılmaktadır. Orijinal kafe yazmış arkadaşlar boyut vermiş bizim için. Burada birim fiyat. Bunlar birim fiyatlar. Şurada büyük boy. Büyük boy küçük boy. Büyük boyun fiyatı x kare artı 1. Küçük boyun da 2x artı 1 daymış. Peki. Bu kafeteryadan iki tane büyük boy. Yani 2 çarpı ne kadar? x kare artı 1 TL ödemişiz değil mi? Peki. 3 tane küçük boy bardak alan. Bardakla çay alan Ahmet. O zaman artı 3 çarpı 2x artı 1 de bunun için vermişiz. Ne kadar para ödüyormuş Ahmet Yusuf Bey? 41 lira para ödüyor. Peki. Ödediğine göre küçük bardakla içilen bir bardak çayın fiyatı kaç TL'dir? Yani bizden şunu istiyor. Peki arkadaşlar. 2'yi dağıtalım içeriye. 2x'in karesi artı 2. 3'ü dağıtalım içeriye artı 3x artı 3 çarpı 1 3 gelecek. Eşittir 41 oldu. Bakın. 2x'in neyi karesi? Şuradan. Artı 3x. 2 3 daha ne geldi? Artı 5 oldu. Ben 41'i de buraya çekersem. Eksi 41 eşittir 0 yazabilir miyim? Peki. 2x'in karesi artı 3x eksine geldi. 41'den de 5 çıktı bizim için. Galiba 36 ve bu da eşittir 0 oldu. Arkadaşlar şurada çarpanlarına ayıracağız. Galiba. Ama bir yerde çok küçük bir hata yaptım. Çünkü 3 çarpı 2'miz 3x olmayacak. 6x olacaktır şurası arkadaşlar. Şöyle bir 6x yapalım. Daha rahat bir şekilde işlem yapacağız çünkü. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde bakın. Şuradan ne gelecek bizim için? x kare kalacak buradan. 2'ye böldüğümüzde şimdi 3x kalacak değil mi? Artı 3x. 36 ile 2'ye böldüğümüzde eksi 18 eşittir 0 olacak. Peki şu ifademize bakalım. Arkadaşlar x e x 6'ya 3. Şurası artı burası eksi. Çapraz çarpıp topladığımızda ortaya veriyor. O zaman x artı 6 çarpı ne geldi? x eksi 3 eşittir 0'dan. x değerimiz ya eksi 6'dır. x değerimiz ya da artı 3'tür. Biz x'in eksi 6 olmadığını biliyoruz. Çünkü yerine yazdığımızda arkadaşlar fiyat negatif gelecek. Fiyat negatif olamaz. x'in 3 değerini yerine yazdığımızda 2 çarpı 3 artı 1'den 6 artı 1'den ne gelecektir? 7 lira. Demek ki bir bardak küçük çayın fiyatı 7 liraymış bizim için.